Bismillahirrahmanirrahim. Sagdeğer 14 izleyicileri Bir Gülistan programından daha hepinize selamların en güzel olan Rabbimin selamıyla selamlıyor. Efendim hepinize esenlikler diliyoruz. Bugün alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'i konuşacağız. Konuğumuz senarist yazar Ahmet Turgut hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş Sefalar getirdiniz. Defa. Evet Ahmet Turgut'u davet etmemizin bir sebebi son zamanda daha önce de tanıtmıştık. Gerçi de son eseri Muhammed'i Şuur ve Ahlak. Bu kitabı okuduğumda gördüm ki hakikaten günümüzdeki olaylara ışık tutacak ve günümüzde Muhammed'i Şuur ve Ahlak'tan ne kadar uzaklaştığımızı bizlere bütün detaylarıyla gösteren bir eser. Şimdi yazarından dinleyeceğiz. Muhammed'i Şuur ve Ahlak nedir? Evet hocam, Peygamber Efendimiz ve muasırları Peygamber Efendimiz'in nasıl anlatmış? Rahmet Peygamberi diyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber ve dini siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bugün ne halde? Bugün yaşanan İslam'ı konuşacağız ve bu dinin getiricisi Peygamber'i konuşacağız. Sonra bakacağız ki biz ne kadar Peygamber Efendimiz'in rengine boyanmışız. Ne kadar Muhammed'i olabilmişiz. Bugünkü ana konu bu. Buyurun söz ve mikrofon. Sizde Peygamber Efendimiz nasıl birisiydi? Eyvallah. Biz Resulullah'ı bilmeye, tanımaya, sevmeye çalışan en azından bu iddiada olan bir topluluğuz. Tabi burada hani fiil olarak kullandığımız sevme, bilme, tanıma ayrı meşgaleler istiyor bizde. Bizler Resulullah'ı hani bilebilme noktasında kitaplara başvuruyoruz. O kitapları nakillerini takip ediyoruz. Ve bu noktada hani, Hilye-i Nebi çalışmaları vardır. Geleneğimiz Hilye olarak ya da Hilye-i Nebi başlığı altında terim telleştirmiştir. Hilyelerde aslola muaşırlarının yani Resulullah'a şahit olmuş. Onunla beraber oturmuş, kalkmış, sohbetinde bulunmuş, kendisini tanıyıp onunla beraber bedel ödemiş bu dinin gereklerini yerine getirmeye çalışmış kimselerdir. Biz onları hani Ehli i Mustafa, Ümmül Müminin ya da Ashab, Ashab-ı Kiram olarak tanıyoruz. Bu şekilde 40 küşür kaynaktan elimize ulaşmış rivayetler var. Bunlar hani Resulullah'ın nasıl oturup kalktığını da anlatır. Hani detaylar verirler. Resulullah bir ortama girdiği zaman hazırda bir sohbet varsa sohbeti bölmemek için hemen girer girmez Boş Uygun buldu, bulduğu yere. otururlarmış e, ve Ya da Resulullah hani e, insanlar anlayabilsin diye hani faşih Arapça dediğimiz bugüne nispetle hani İstanbul Türkçesi deriz ya en anlaşılır kitabı dil. O dilden konuşurdu. Örnek verirken e, yani entelektüel den ziyade beşeriyet üzerinden örnekler veriyordu ki onun meclisinde e, cahil insanlar da vardı. Alim insanlar da vardı. Bir söz ortaya koyduğu zaman herkesin anlamasını murad ederdi. Yani halkın anladığı dilden mi konuşurdu? Kesinlikle. De. Yani e, bizde hani böyle e, nasıl söyleyelim? Anlaşılmayınca kıymetli olma durumu vardır. E, bazen gereksiz yere terim ve kavramlar kullanılır. Yani sırf özellikle bir Frenkçe hastalığı da, var. Yani e, onun muadili e, kendi ana dilimizde varken yani İslami terminolojide varken kendi mefhum savaşımızda varken kullanılmayıp yabancı dil üzerinden kavramlara, mefhumlara, terimlere girip yani ahali anlamazsa benim alim olduğumu hisseder şeklinde bir tavır, duruş var. Resulullah Oysa Han yanlış değil mi hocam bu? Anlaşılabilmek yani. önemlidir. Meramını anlatabilmek önemli değil evet. mi? Yani nihayetinde asıl olan karşıdakinin ne anladığı. Hani Resulullah büyük bir deniz ama karşısındaki kişi hani çay bardağını mı dolduracak, sürahi mi dolduracak, küpü mü dolduracak önemli olan bu. Ve Resulullah da ümmeti odaklı yaşayan bir insan. Misyonuna, görevine bağlı olarak karşısındaki insanları hedef almıştı ve o hedef kitleye uygun söylem tarzını geliştirmişti. Yine biz o Hilye-i Nebi kitaplarına baktığımız zaman hani Resulullah'ın fiziki özelliklerini de takip edebiliyoruz. Yani Resulullah'ın hani boyu, omuzlarının genişliği, kaşlarının hali, elleri, bilekleri, yani kendisine seslenildiği zaman hani başını mı dönerdi? Yoksa bütün vücuduyla mı dönerdi? Bunun gibi birçok detaylar Hilye-i Nebi kitaplarında zikredilmiş beşeriyet itibariyle o rol model kişiyi doğru da taşvirleyen yapılardır bunlar. Ve Resulullah hani bu Hilye-i Nebi anlatımlarında e, örnek insanın e, 24 saatine dair vaaz-ı nasihatta da bulunur. Yani bir insan evine geldiği zaman vaktini kaça böler? Hani genellikle düşünmeyiz. Ama Hilye-i Nebi kitapları bize detay veriyor. Vaktini üçe bölerdi diyor. Üçte birini ailesine, üçte birini kendine, üçte birini de misafirlerine ayırırdı. Misafirleriyle bir arada olduğu zaman Resulullah ne yapardı, ne buyururdu? Bunlar hep hildiye kitaplarında bizlere detaylıca anlatıldı. Ve hilye i Nebi'nin bir kültür olarak bizlere e, miras kalmasının e, en önemli e, nasıl diyelim edillesinden biridir. Resulullah Hazreti Ali'ye buyurmuştu. Demişti ki halimi yaş, hilyemi yaş, insanlar okusun, beni görmedikleri halde beni görmüş gibi olacaklar diye. Bu bütün Hilye-i Nebi çalışmalarında o mukaddime, ön söz dediğimiz fasıllarda zikredilen bir e, husustur. Resulullah Hazreti Ali'ye hasreten bunu e, bir görev olarak aktarmıştı. Onun indiğinde Resulullah'ın tüm maaşırları da değişik rivayetlerle bize Resulullah'ın 24 saatine e, dair bu tarz detaylar sundular. Peygamber Efendimizin yanında en kıymetli olanlar kimlerdi? Kimlere daha çok önem verirdi? Böyle bir tasnif, böyle bir ayrım var mıydı Peygamber Efendimiz? Yani Resulullah ashabın hepsine aynı mı bakardı? E, biz, e, efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın hani e, ona dair tüm rivayetlere dönüp baktığımız zaman hani ortak bazı hususlar görmeye başlıyoruz. Resulullah'ın en çok e, önem verdiği, hürmetini alenen gösterdiği kişilerin ortak paydası halka hizmet etmeleridir. İnsanlığa faydalı olan kişilere Resulullah kendi yanında daha çok kıymet verirdi. Başkalarının ihtiyaçlarını giderenlere daha saygın bir tutum gösterirdi. Ve dönem dönem e, muhatabının hasreten özelliklerini vurgulardı. İşte Hazreti Ebu Zer'le ilgili, yani yeryüzü ondan daha dürüst bir insan ağırlamadı. Yani Hazreti Ebu Zer'in e, nasıl diyelim boyunu poşunu mesleğini övücü bir e, cümle ritmi değildir bu. Dürüstlük bahşi verilirken onun muşahhas bir örneği olarak zikredilirdi birçok ashab için, ashab-ı kiram için onun erdemiyle beraber Resulullah zikrederdi. Çünkü örnek olan, rol model olan durum o kişinin erdemiydi. O erdemin faziletin, güzelliğin anlaşılabilmesi için de şahsın kendisini insanlara takdim ederdi. Yani ya edep Hazreti Selman için, Selman biz ehli deyip Selman'ı ta nerelere Eyvallah. taşıması değil mi hocam? Ya bunun gibi birçok örnek vardır. Yani birçok sahabeyle ilgili Resulullah hani onun erdemini zikretti. Yani e, cennet bileli Ammar'ı, Miktad'ı özler demişti. Selman'ı Faris Hazretleri'ni zikretti. Özler demişti. E, o kişilerin hani durumunu, e, halini, sevgisini, ihlasını, sadakatini örnek olaylar üzerinde diğer insanlara örnek gösterirdi Resulullah. Bu hilye kitapların yazımlarında demin söylediniz ki Hazreti Ali'ye yaz dedi. Evet. Yazdı mı Hazreti Ali? Var mı öyle bir şey? Yani haddet, elimize ulaşan? E, şu an hani Bu rivayetler yani omuzları genişti, işte kaşları evet. birbirine yakındı. Hı, hı. Fizik fiziki özellikleri bunlar. Bunlar Hazreti Ali'den mi geldi? Hazreti Ali'nin el hattıyla yazılmış bildiğimiz bir nüsha var mı? Ben bilmiyorum. Evet. Yani şu ana ulaşmış, İmam Ali'nin kendi el hattıyla yazılmış bir şey yok. Ama bizlere Hilye-i Nebi çalışmaları olarak ulaşan, şu an günümüzde ulaşan ravilerin birçoğu Hazreti Ali'nin bu söylediklerinden ve yazdıklarından faydalanmışlardı. Hani biz e, bu noktada hani 40'a e, yakın işimden faydalanıyoruz. Hani Resulullah'ın evlatlıkları da vardır. Hani eşlerinin eee çok eşli döneminde diğer eşlerinin evvelki e, kocalarından çocukları vardı. Hani o insanlar da ravidir. Resulullah onların hani babalığıdır bu anlamda. Ya da Resulullah'ın hani içerisinde ashabtan gelen rivayetler vardır. Ehli beytten gelen rivayetler vardır. Evin içinden, evin yakınlarından ya da Mescid-i Nebevi'de Resulullah'ın bu haline dair birçok rivayet ulaştı. Ama hani orijinal o ilk neşilden onların el hattı ile elimizde bir belge yok. Yani o 1300 yıllık şeye zaman yıpratıcılığı ve eşerleri bizden aldı. Yani birçok e, ulaşan bize ulaşan rivayette ilk ravi Hazreti Ali olarak gözüküyor. Tabii, Hazreti Bunu Hazreti anlıyoruz. Ali Çünkü Hazreti Ali çok yakınındaydı Peygamber Efendimizin. İlk Hı. günden beri yanındaydı. Hatta Hira mağarasına beraber Hı. olduğunu Hazreti Ali Neçül Belagada söylüyor. Ziyaretlerine giderdi Hazreti Ali. Ama tabi... hani Ve Cebrail, o hani büyüdü. Tabi. yani Cebrail'in teşrif ettiği Antibale Resulullah yalnızdı ama evvelinde Hatice Vali demiş, Hazreti Hatice yaşa getirirdi. Getirirken de genellikle Hazreti Ali ile beraber. Hani o esnada Hazreti Ali 10 yaşlarındaydı. Şehrin uzağındaki bir nokta. Hazreti Hatice Validemizin Hani refakatçisiydi, yol arkadaşıydı. Ki vahiy inzar olduktan sonra da iman yoldaşı olacaklar. Evet. Bir de sünnet meselesi var. Çok konuşulan, çok hmm. tartışılan. Evvela bir sünnet nedir? Ona Eyvallah. bir bakalım. Sonra da sünnetin türevlerine işaret edelim. Eyvallah. <laughs> yani sünnet genel anlamıyla adet e, bahislerinde zikredilir. Bu manada yani herkesin sünneti olabilir. Yani her nebinin sünneti olabilir, e, her yöneticinin sünneti olabilir. Bizim tabii özellikle dini hayatımıza sünnet derken anladığımız şey aslında sünneti seniyedir. Yani doğrudan Resulullah'a atıflı olan. Biz sünneti seniyenin de değişik şekillerde evet. sınıflandırıldığını görüyoruz. Hani tekrar nasıl diyelim Resulullah'ın hani bunu ne sıklıkta yaptığı üzerinden bakıldığı zaman sünneti müekkede, sünneti gayri müekkede denmiş. Ya da Resulullah'ın hani sözlerinden hareketle oluşmuşsa sünnet-i kavliye, hadis-i şerif dediğimiz unsurlar oluşmuş. Hareketlerinden bir fiil kendi yaptıklarına bakarak sünnet-i fiiliye denmiş. Ya da Resulullah'ın döneminde uygulanmış ve Resulullah buna karşı çıkmamış. Bunu e, tekrar edilmesini hoş görmüş. Ona sünnet-i takliriye denir. Hani töreye bakan kışımdır. Kur'an-ı Kerim bize peygamberin size getirdiğini alın der. Yani Hz. Muhammed'den bize ulaşanların evet. alınması şöyle. Resulullah'tan bize ulaşanlar ya Cebrail kanalıyla Cenab-ı Allah'ın bildirdiği ayetlerdir. Ya da Resulullah'ın bizlere sunmuş olduğu hani icraatlardır, icahatlardır. Ya da Resulullah'ın hali hareketidir. Biz bu noktada hani sünneti takririye denilen dönem töresini almak zorunda değiliz. Çünkü o Resulullah'la beraber gelmedi. O Resulullah'ın evvelinde de vardı. Ama Resulullah'ın fiili şünnetini, kavli şünnetini... O günkü geleneklerden bahsediyorsunuz değil tabii. mi? Yani... Yani dönem <laughs> geleneklerini almak zorunda değiliz. Aynen. <laughs> ee, gönlümüze yatar, kendi geleneklerimize uyar, kullanabiliriz rahatlıkla. Ama Resulullah'ın fiili şünnetini ve kavli şünnetini almak zorundayız. Çünkü ayetin kendisi bize bunları alın dedi. Tabii bu noktada alimler bin yıl... 1400 yıl boyunca uğraşmışlar. Yani orası iyi anlaşılsın diye soruyorum. Evet. Peygamber Efendimizin görüp müdahale etmediği bölümlerde almak bu mevcutumuz e, yok. Evet. İşimize geleni, günümüze uyanı alabiliriz. Bunda bir sakınca evet. yok ama günümüze, töremize, yöremize uymuyorsa bunları almayabiliriz. Yani örneklendirebiliriz. Yani Kureyş toplumu bir bebek dünyaya geldiği zaman onun saçının ağırlığınca altın gümüş dağıtabiliyorlardı insanlara. Sevinçlerini paylaştıkları için Resulullah dünyaya geldiğinde de e, amcaları Resul, yani Resulullah için bu şekilde altın dağıtmışlardı. Saçını yemek verirlerdi, yemek Şimdi bu sünnettir diyerek alabiliriz, almayabiliriz. Almamızda bir sakınca yok. Yani. Bir sakınca yok çünkü hemen hemen her toplu doğum gibi, düğün gibi... eee yani mürüvvete bakan bireyin e, huzurunu, mutluluğunu paylaşmak ister diğer insanlarla. Bu hani sünnet burada filanca çeşit pilavı yemektir diyerek insanlara dayatamayız. O hani Kureyş'in kendi mutfağına dair bir şeydir. Biz kendi yöremize, kendi geleneğimize göre e, başka bir menüyü insanlarla paylaşabiliriz. Zaten bu tarz Mülahazalardan dolayı hani şünnet, e, sünnet sureten sünnet ayrımı oluşmuş. İşin hani hikmetini aramak. Hani sünneti tariflendirebilmek önemli. Şimdi deminki örneğe gidecek olursak hani biz Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin dünyaya geldiğinde de Resulullah'ın bunun için insanlara yemekler verdiğini biliyoruz. Şimdi burada sünnet olan bu sevinci paylaşıp insanlara bir şeyler ikram etmek midir? Yoksa işte filanca kitapta yazdığı üzere filanca yemeği yapıp insanlara yedirmek midir? Evet. Şimdi bu sünnetin tarifi ya da sünnetin hikmeti dediğimiz nokta. İnsanlar buraları hani akılla, e, bilgiyle, görgüyle, irfanla oluşturacaklar. Eğer diyelim ki bu örnek hani yaşamı çok değiştiren bir örnek değildir. Ama yaşamı çok daha fazla değiştirebilecek bir durum var şimdi. Resulullah nasıl giyinirdi diye merak edelim. Evet. Kitapları açıp okuyalım. Tarifin kendisi bir hukuk doğuruyor. Resulullah nasıl giyinirdi kısmında. Resulullah'ın işte başında sarığı şu şekilde sarılırdı. Hırkası bu şekilde olurdu. İşte şalvarı olurdu vesaire şeklinde kumaşın e, hani ebatlarını, keşimini ve şaireyi tek tek tarifleyebiliriz. Bu sünnettir dediğimiz zaman insanların da böylece böylesi giyinmesi lazım diye alenen ya da e, zimden fetvayı vermiş oluruz. Ama yine biz aynı metinlere, kaynaklara bakarak şunu da söyleyebiliriz. Resulullah temiz giyinirdi. Vücut hatlarını belli etmek istemezdi pahalı giyinmezdi. Kendisine yakışanı ve hani kendisini mahcup etmeyecek derecede güzel olanı giyinirdi dediğimiz zaman başka bir tarif ortaya çıkıyor. Bu iki tarifin hukuku bir anda değişebiliyor. Yani ikinciyi rahat rahat alabiliriz. E, tabii. Birinciyi Sibirya'da yaşayan bir Müslüman. Peygamber Efendimiz Arap coğrafyasında sıcak bir yerde ince giyiniyordu muhtemelen. Hı hı. E Sibirya'da bir adam bunu nasıl bir Müslüman nasıl uygulayacak? Yani Resulullah eşkimi olsaydı <laughs> hepimiz şamur kürk mü giyecektik evet. Ekvator'da ya da başka bir yerde. Hani tarif o şekilde belirlenmeye başladı mı? Bu giymiş olduğumuz ceket bile şünnet olabilir. Ama şunu biliyoruz ki Resulullah'ın döneminde ceket yoktu. Resulullah hiçbir zaman ceket giymedi. Ama o temiz giyenirdi. İşte çok pahalı giyinmezdi şık görünürdü şeklinde bir tarif oluşturduğumuz zaman o dönemde var olmayan kıyafetleri sünnetleştirebiliriz. Hani bu işte işin hikmet dediğimiz kısmı ve özde siireten sünnet, sureten sünnet dediğimiz kısım. Sureten sünnet hani ismi üzerinde de şekil üzerinden belirir. Siireten suret sünnet içseldir. Hani hikmeti, istikameti gözetir. Yine buna dair bir basit örnek olduğu için zikredebiliriz. Yani Resulullah bir yerden bir yere nasıl yolculuk yapardı? Deve ile giderdi diye başladık, tarif ediyoruz. Deveye binmek şünnettir yorumuna ulaşırsak, o zaman bizler araba kullanamayız. Ama Resulullah kendi vaktinin, kendi zamanının bineklerine binerdi dediğimiz zaman, araba kullanmak sünnet haline gelir. Şimdi bu örnek biraz bizim konforumuzla ilgili. Şimdi hiç kimse deveye binmek istemez bu devirde. Beslemesi dert, intikal dert. Hani araba klimalı. Daha ucuz deveye göre bakım masrafı. Daha hızlı ulaşıyor. Daha hızlı. Şimdi bu konforlu olduğu için bu yorumu rahatlıkla yapabiliyoruz. Tabii işin karına ortak olduğumuz gibi zararına da ortak olacağız. Resulullah deveye binip yolculuk ediyordu diyorsak şunu da bilmemiz lazım ki Resulullah deve beşliyordu. Doğru mu? Doğrudur. O zaman araba kullanmak bugünün şünnetidir diyorsan ilk önce bir fetva vereceksin. Araba üretmek Resulullah'ın şünnetidir diyeceksin. Yani olayın sadece karına ortak çıkamazsın. Ödev ve istikametine de ortak çıkman lazım. Sünneti biz bu şekilde algılamak, İçselleştirmek istediğimiz zaman yaşamımızın her sahasına değen ödevler ve istikametler de üretmeye başlıyoruz. Araba fabrikası ya da bir araba markası ortaya koyduktan sonra göğsümüzü gere gere bu devirde arabaya binmek şünnettir diyebiliriz. Ama arabayı üretmeden habire dışarıdan alıyorsak, ya kardeşim bu devirde de deveye mi binilir? Bu gericiliktir. Sözü sadece konformist kalıyor. Evet. Yani olayın karına ve zararına ortak. Bu <laughs> sireten sünnet ya da hikmet dediğimiz bahislerle ilgili. Ve şu an Ümmet-i Muhammed'in en büyük sorun sahası sureten sünnet değil, sireten sünnet. Sünnetli. İşte Resulullah'ı tanımak mıdır <laughs> burası. Oraya bir nokta koyalım. Araya gideceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz hocam. Aynen. Evet kısa bir aramız olacak. Aradan sonra Ahmet Urut Hocam'ın sohbeti devam edecek. Evet tekrar hepinizi selamların en güzel olan Rabbimin selamıyla selamlıyor. Hepinize esenlikler diliyoruz. Efendim Peygamber Efendimiz'i konuşuyoruz. Muhammed'e şuur ve ahlaktan bahsediyoruz. Konuğumuz senarist yazar Ahmet Turgut Hocam. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet reklamdan önce sünneti konuşuyorduk. Peygamber Efendimiz'in sünnetini. Sünnetin türevlerini birkaç madde olarak saydınız. Sureten sünneti anladık. Bir de siireten sünneti biraz daha geniş inceleyebilir miyiz? Biraz evet, daha anlamadım. açabilir misiniz orayı? Yani sureten sünnet eee ismi üzerinde dışa bakan kısımdır. Diğeri de Bizlerin, içe bakan kısmı. Tabii siireten sünnet içsel olandır. E, ve sureti hazırlayan zaten siiretin kendisidir. Sureten sünnet zamana bağlı olabilir hani deve kullanımında bahsettiğimiz Ama sireten gibi, sünnet zamanlar ötesi. Zaman, zamanı aşkındır ve 21. aşırda bizim bugün kendimize örnek alabileceğimiz temel anayasa sireten sünnet. Yani ayet-i kerime buyuruyor ya e, peygamberde sizin için güzel örnek var. Bu sireten sünnettir değil mi? Kur'an-ı Kerim'in bize daha çok bize lazım evet. olan. Yani Resulullah'ta da sizin için güzel bir örnek vardır ayetin. Uşve-i Hasene olarak geçer Resulullah. Hı. Uşve hani örnek şeklinde biz Türkçeleştiriyoruz. Tabii o hani örnek kısmı için Arapçada yani temsil, teşbih, kinaye gibi kavramlar da var. Burada uşve seçilmesinin hani e, hikmetini aradığımız zaman şununla karşılaşıyoruz. Uşve üzerinden örneklik kelimesi teessi fiiline bağlı. Teessi fiilinde bir şeyi onu ilk kez yapanın muradına uygun şekilde tekrarlamak önemlidir. Yani Resulullah neden yaptı, niçin yaptı sorusunun cevabı sireti, uşveliği verir. Nasıl yaptı sorusunun cevabı da daha çok sureti verir. Yani dışsal kısmı verir. Ve uşve-i hasene hani Türkçe'ye bugünün hani algısına çevirdiğimiz zaman aslında tekrarlanabilir, üretilebilir örnek demek. Hani biraz Avrupa'yı ilaçtırırsak prototip deriz ya. Evet. Prototiptir Resulullah. O örnekliğe, ilk örneğe Hazreti Muhammed Mustafa'ya bakarak tekrarlayabileceğimiz örnektir. Biz o örneği tekrarlarsak zaten Muhammedi oluyoruz. Şuur ve ahlak noktasında, meşrep noktasında. Yine su sireten sünnetin temel noktasıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'in sünnet kullanımına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim sünnetullah, Allah'ın sünnetinden bahseder. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olmadığını zikreder. bunu fiziksel sahada gözlemlemek istediğimiz zaman çok rahat deriz. Deniz seviyesinde su 100 santigrat derecede buharlaşır. Sünnetullah'a dair bir ifadedir. Bu zaman üstüdür bu şartlar yani deniz seviyesine gidip <laughs> sıcaklığı elde ettiğimiz takdirde bu sonucu görürüz. Evrenseldir. İşte Resulullah'ın şiireten sünneti bizim bu şünnetullah dediğimiz bireyde, varlıkta fıtrat olarak ortaya çıkan şeyi e, yaşamak, yaşatmak ve herkesin kendinde bunun farkındalığına ulaşabilmesiyle ilgili. Sireten sünnet, Hani işin hikmet tarafıdır. İşin kalb ile akletmek tarafıdır. Sureten sünnet gibi sadece nakil üzerinden anlaşılmaz. Yani araba bahşi vermiştik. Evet. Yani araba üretmek sünnettir ee, hükmü herhangi bir nakil kitabında önümüzde çıkmıyor. Ama biz sireten sünneti aradığımız zaman kendimiz aklederek bu ödevi ve istikameti oluşturmaya başlıyoruz. O zaman da Muhammedi olabilmenin en azından hani seküler sağdan örneklerini üretim üzerinden gözlemleyebiliyoruz. Sireten sünnet bahisleri ümmetin maalesef en zayıf olduğu taraf ve üzerinde daha çok durmamız gereken kısım. Hocam peki Peygamber Efendimiz kendini nasıl ifade etmiş, nasıl anlatmış? Buna bağlı olarak Kur'an Peygamber ee, Efendimiz, Kur'an-ı Kerim nasıl Evet. anlatmış. Resulullah'ın kendisini ifadesinde tabi birçok hadis vardır. İlk etapta hatırlayabiliriz. Yani Resulullah ben Atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi, annemin rüyasıyım demişti. Hani dua, müjde ve rüya üzerinden kendini tariflemişti. Biz yine hani tarih kitaplarımızdan, siyer kitaplarımızdan detay olarak öğreniyoruz. Resulullah Hani Salih evlat istemiştir Rabbinden. Hazreti İbrahim başka bir duasında soyumdan da imamlar çıkar demişti. Vahiy buna benzer işaretleri Hazreti İbrahim'in dualarında niyazlarında hep zikreder. Hazreti İbrahim hani namazı ikame edecek neslinden gelecek insanlar da istemişti. Hazreti İbrahim hep kendisinden sonraki nesiller üzerine nesiller boyu devam edecek müteselsil dualarda bulunmuştu. Bu bir dua adabı, edebi öğretir bizlere hasreten ama özelde Resulullah'ta tüm bu duaların açığa çıktığını biliyoruz. Resulullah böylesi İbrahim'i dualara nispetle ben Atam İbrahim'in duasıyım demişti. Yine Hazreti İsa'dan takip ettiğimiz zaman Hazreti İsa hani ben elinizdeki Tevrat'ı tasdikleyici, ve gelecek olan Ahmet'i müjdeleyiciyim demişti. Kendisinden sonra gelerek dini tamamlayacak, Hatemül Enbiya olacak, nübüvvet evinin tamamını kuşatacak bir peygamber müjdelemişti Hazreti İsa. Ve Amine Vali demiş, bunun rüyasını görmüştü. Hazreti Resulullah bu ifadede aslında yani Hazreti Adem'den beri evvelki nesillerin e, kendi hakikatinden haberdar olduğunu bize zikretti. Yani Resulullah beşeriyeti itibariyle 571 yılında e, insanlıkla buluşmuş olabilir ya da yeryüzüne teşrif buyurmuş olabilir. Ama onun hakikati e, çok daha öncesiyle ilgilidir. Resulullah, Atam Adem balçıkla çamur arasındayken ben nebiydim buyurdu hani Resulullah'ın nübüvvet boyutu Hazreti Adem'in beşeriyetinden dahi Eskidir O hani kadim diyebileceğimiz çok eski zamanın hatta zamanın yaratılmasından evvelki Birden Hani zaman mahluktur. Biz mekanın mahluk olduğunu çok çabuk algılayabiliyoruz. Hani dünya yaratıldı diyoruz. Kainat yaratıldı diyoruz. Bunu Kur'an-ı Kerim'e bakmadan da modern fiziğin Bizi anlattıklarıyla rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ama zamanın yaratılmışlığını idrak etmekte zorlanıyoruz. Evet. Resulullah zaman yokken nebiydi. Yani gayet ecelidir bu yön itibariyle. Ama beşeriyeti itibariyle 571 yılında Hazreti Amine validemizden dünyaya gelmiştir. Beşeri unsurun, beşeri tabiatın vaz ettiği şekilde tarihe hani adım atmış oldu. Resulullah bu rivayetiyle kendisinin aslında çok daha eskiden gelişini anlatır. Ve Resulullah hani o 570'ten e, 632 diye tarihte kodladığımız 63 yılı haşreten son 23 yılını anlatırken şöyle bir ifade kullanır. Hani bir ev düşünün der. İnşa edilmiş, geziyorsunuz, muhteşem bir ev. Ama bir tuğla eksik. Son tuğla yok. Son tuğla yok. Hani e, o evi izleyince dersiniz ki diyor, keşke şu son tuğla da yerine yerleşse, ev tamam olsa. İşte der, ben o evin son tuğlasıyım. Yani buradaki ev bir temsildir. Nübüvvet yani peygamberler midir? O 124. bin peygamberler Tabii. midir o evi oluşturan? O tuğla olarak bahşi geçen, yani evin inşasındaki kullanılan tuğla diye tabir edilen her şey bir nebidir. O nebinin de hasreten hikmetiyle ilgilidir. Hani biz Adem Aleyhisselam'ı Safiyyullah, Hazreti İbrahim'i Halilullah, Hazreti Musa'yı Kelimullah, İsa'yı Ruhullah deriz. Bunu da Hazreti Şerif kanalıyla biliriz. Her nebi üzerinden değişik hikmetler açıldığını Hazreti biliriz. Hazreti Nuh'u nebiullah olarak Tabii. Bilir. Hazreti Nuh'dan mesela azm e, nimetini görürüz. Hazreti İbrahim'de Hilmi, Hazreti Yusuf'da hani Cemali, İsa Aleyhisselam'da Lühtü biliriz. Bunun gibi hani her nebinin eşlenik olduğu bir de hikmet vardır. Yani o hikmetler kurulmuş kurulmuş bir ev olmuş. Evi mücessemleştirirsek Beytullah diyebiliriz. Ama o ev de aslında hakikattir. Hani hakikati Muhammedi dediğimiz e, mutlak hakikat, insanların hani algılamak istedikleri istikametin olduğu iklimdir. O iklim eksikti. Resulullah'la birlikte tamamlandı. Kamil oldu. Kamil oldu. Resulullah hani bu Resulullah'ın fonksiyonunu yine anlatır. insanlık tarihine karşı e, önemi açısından. Resulullah hasreten daha detay bir bilgiye giderek şunu zikretmişti. İnsan ve Kur'an İkiz kardeştir dedi. İnsan ve Kur'an ikiz kardeştir. Burada hani Kur'an'a ikiz insanı e, belirleyebilmek için Hazreti İnsan tabirini kullanabiliriz. Hani lanetten bir insan değil. Kur'an'a ikiz olan insan için Hazreti yani i̇nsan hangi derken. insan dersem Hazreti İnsan diyeceğiz. Evet Hazreti İnsan. Şimdi buradaki Hazreti İnsan ekmel en kamil haliyle Resulullah'ın bizatihi kendisidir. Ama Resulullah Kur'an ve ben ikiz kardeşim demedi. Kur'an ve insan dedi. Kur'an ve insan dedi. Eğer Resulullah Kur'an ve ben ikiz kardeşiz deseydi biz bu sözü yine öpüp başımızın üzerine koyardık ve derdik ki o kapı kapandı. Resulullah orada bir kapıyı kapatmayı değil bir kapıyı açmayı murad ettiği için Kapının açıldığını insanlar anlatabilmek için insan Kuran'ın ikizidir dedi. Kendisi ekmel örneğiyle yaşayan Kuran'dı. Biz yine bu noktada konuşan Kuran olan Hazreti Ali'yi biliyoruz. Eğer o Hazreti insan dediğimiz şey sadece Resulullah olsaydı, bu konuda varisi olamazdı Resulullah. In. Ardından gelebilecek insanlar olmazdı. Ama Resulullah insan Kuran'ın ikizidir dedi. Bunun henüz açılan bir kapı olduğunu gösterdi. Ve biz o kapıda hani yine İmam Ali'yi gördük. Konuşan Kur'an olarak. Hazreti Ali'ye konuşan Kur'an Peygamber Efendimiz dedi. Bu Peygamber Efendimiz'in sözüdür evet. değil mi? Sonra hastaneyi görüyoruz İmam Hasan'ı. Yani akleden Kur'an vardır, fark eden kurban Kur'an vardır, kalbeden Kur'an vardır. Kur'an'da hani sure diyoruz ya, 114 sure. Sure, suret kelimesiyle aynı yerden türer. Aslında bunların her biri biz Kur'an insanı olmak istersek, yani Kur'an'a ikiz insan diyelim, o daha yerli yerince bir tabir olabilir. Biz Kur'an'a ikiz insan olma acmine niyetine, gayretine bürünür. E buna dair nasiplerimizi elde etmeye başlarsak, Rabbimizden bize bu ulaşırsa, o suretlerin her biri bizde aslında bir azaya, hassaya tekabül eder. Yani örnek, biz Hani bağımsız bir e, nakil olarak zikrederiz. İlişkisini çok fazla kurmayız. Kur'an'ın kalbi var mıdır? Vardır. Yasin Suresi. Evet. Resulullah Yasin Kur'an'ın kalbi Kalbidir, diyor, de demiş. demişmiş, Evet. Yani o zaman Kur'an'ın gözü de vardır. Kur'an'ın kulağı da vardır. Kur'an'ın aklı da vardır. Kur'an'ın farkı da vardır. Hani bir Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'dan takip ettiğimiz zaman Cenab-ı Allah ona kitap dedi. Muşhaf dedi. Sayfaya nispet edince Muşhaf dendi. Furkan dendi. Farkları açığa çıkaran. Nur, Kitab-ı Mübin, Ümmül Kitab, Burhan, Hak, Şahit. Bunların hepsi Kur'an'ın isimleridir. Ve yine bunların birçoğu Resulullah'ın da ismidir. Kur'an-ı Kerim Resulullah'a Nur dedi. Şahit dedi. Şahit dedi. Hak dedi, veli dedi, yani Kur'an'a iki hazreti insan diyoruz ya. Kur'an'ın ve Reşurullah'ın <laughs> ortak isimleri var 6-7 tane. O da Kur'an'ı iki insanın anayasası olsa gerek. Hani biz benzer bir şerhi İmam Ali'den de işittik. Rahman sureti için Hazreti Ali bir detay zikretti. Dedi ki o Ârusul Kur'andır. Rahman suresi Ârusul Kur'an. Hani Hz. Celalettin Rumi'nin Hakk'a yürüme yıl dönümüne Şebi Aruş deriz. Düğün gecesi, cifaf gecesi. İşte Aruşul Kur'an'daki Aruş, bu Şebi Aruş'taki Aruş'la aynı kelimedir. Aruşul Kur'an, Kur'an'ın gelini manasına gelir. Kur'an'ın, Kur'an'la zifaftır. Yani Hz. Ali diyor ki Rahman Suresi, Kur'an'ın gelinidir. Kur'an'la cifaf eylemenin suresidir diyor. Şimdi o zaman ne ortaya çıkacak? Ben Kur'an'ın suresiyle nikah kıyarsam ortak ürünümüz ortaya çıkacak değil mi? O ortak ürünümüze biz hikmet diyebiliriz. insanda oluşan. Başiret diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in kalbiyle akletmek dediği. Hani e, yürüyüşüyle Kur'an, oturuşuyla Kur'an, kalkışıyla Kur'an, her haliyle ahlakı Kur'an. Kur İmam Ali burada hani Kur'an'ı bir düğün, zifaf gelin üzerinden zikretti. Ortada bir nikah varsa nikahın imamı da vardır değil mi? O nikahın imamı da muhtemelen konuşan Kur'an olsa gerek. İmam Ali'dir. O nikaha kıyabilecek olan. Biz buradan Rahman suresine de dönüp okumaya başladığımız zaman işte önümüze yığınla temsiller ve teşbihler açılıyor. İki deniz şalanır, ikisinden inci mercan çıkar diyor. Biz hani inci, mercanı takip edebiliriz. Birinci denizi, ikinci denizi orada 33 kez tekrarlanır. Peki siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız diye. O Kur'an ile nikaha kıyabilmek isteyen, nikahlanmak istenen insanın birçok hani hali, durumu varmış. İyi kötü anlıyoruz ki yani 33 kere de oturup düşünmesi lazımmış ki bir şeylere nankörlük etmesin. 33 kere nankörlükten kurtulan kişi muhtemelen hani İmam Ali'nin dikrettiği üzere Kur'an'ın hani gelini olur ya da Kur'an'la cifaf eğleyebilir. Kur'an insanı dediğimiz Kur'an'a ikiz Hazreti insan olmaya girişir. İşte Kur'an'a ikiz insan Muhammedidir. Ve biz hani yine o an, tüm e, anlatımlardan biliriz. Hani dört kitabın manası Kur'an'da Kur'an, Fatiha'da Fatiha, Beşmele'de, Beşmele B'de, ben B'nin altındaki noktayım diye İmam Ali kendi e, kimliğini, varlığını Kur'an üzerinden anlattı. Hani cengaverliği üzerinden anlatmadı. Yani ben Kur'an'ım diyor değil mi Hazreti <laughs> Ali? Kesinlikle. Yani Kur'an'ın anlattığı hikmetleri, hakikatleri kendimde gerçekledim diyor İmam Ali. Yani sıfındaki savaşı hatırlarsak, mızrağın ucarına mushaflar geçirildiği zaman Hazreti Ali söylemişti. Ben Kur'an'ın atığım, ben konuşan Kur'an'ım. Yani Resulullah'ın hadisine nispetle ben Kur'an'ı ikiz insanım. Biliriz ki sayfa da topraktandır, insan da topraktandır. Ama yeryüzünün halifesi nihayetinde insan olacak, aslı toprak olandır. Yani sayfada üzerine yazılacak olan ağaçtan gelen, topraktan gelenden daha kıymetlidir insan. Zaten sayfaya satıra yazılır, insanda sadıra yazılır. İnsanın kelimesi sadırda olduğu için satırda olan kelimeler de çok daha kıymetlidir yani Rabbine şahitlik edecek olan da odur. Hani e, Allah'ın kelimesi denir ya, Allah'ın kelimesi sadrında onun kelimesi var olan insandır. Kur'an'ı ikiz insan. Resulullah bunun kapısını açtı ve insanlara gelin diyerek seslendi. Yani yol bu. Bu yola ilerleyebilmek için sünneti de kullanacağız. Sireten sünneti de anlamaya çalışacağız vahyin anlattığı Kur'an-ı Kerim'i kendimizde inşa etmeye çalışacağız. Yani Kur'an-ı Kerim'in baktığımız zaman hani Resulullah'ın birçok ayetlere konu edildiğini biliyoruz. Ama şöyle bir istatistik tutalım. Resulullah'ın kaç kere ismi geçmiş? Diğer nebilerle durum nedir dediğimiz zaman bu istatistik bizim hani ilk başta zannettiğimiz gibi bir istatistik değildir. Resulullah'ın ismi dört kere geçer. Ama Hazreti Musa'nın ismi yüzlerce kez geçer. Yani o zaman diyoruz ki Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu Kur'an'ın hani tırnak içinde baş karakteri kim? Diğer nebilerin isimleri Reşullah'tan daha fazla çok geçiyor. çok daha fazla geçmiş. Sözün bir yerinde demiştik ki Resulullah Muhammed hakikat itibariyle Atam, Adem'den daha eski nebidim diyor o balçıkla çamur atlayken ben nebiydim ifadesi. Şimdi tüm nebiler Resulullah'ın hakikatinden birer cüzdür. O hakikatlerin kendilerine lütfedilmiş olan kısmın emanetçileridir. O emanetler kronolojik algıyla Hazreti Adem, işte İdris Aleyhisselam, Aleyhisselam Şit Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'dan geldi. Her biri o Muhammed'i hakikatin birer kışmını emanetçisi olarak yeryüzüne geldiler. Bu kendilerinde taşıdıkları emanet itibariyle de bir davaları vardı. Yani İbrahim, Hazreti İbrahim, Muhammed'i hakikatin hilm veçini ya da müheymiye veçinin temsilcisidir. Onun karşısında da Nemrut vardır. Hocam Kur'an-ı Kerim'de onu şey yapan bir ayet-i de var. Peygamber Efendimizin ben Adem'de önce yaratıldım. Her peygamber kendi ümmetine sen bütün peygamberlere şahitsin. Eyvallah. Eyvallah. Değil mi? Reşurullah. Yani şahit demek demek ki var. Şahit kime derler? Olayı görene derler. Resulullah atam Adem'den evvel nebi mişim demedi? Nebiydim. Nebiymişim deseydi Cebrail Aleyhisselam bildirdi. Resulullah da bilgiyi aynen aldı, nakli aktardı derdik. Ayet-i Kerime'de sen bütün peygamberlere şahitsin demezdi. Heh. Resulullah Nebiymişim demedi, Nebiydim dedi. dedi. Kendi şahitliğini, kendi görgüsünü, kendi müşahedesini ve tecrübesini aktardı. Cebrail Aleyhisselam'dan kendisine gelen nakli bir bilgiyi bizimle paylaşmadı. Evet. En sevmediğim bölüme geldim. İzleyiciler de bu konuda... Sözü tatlı yerinde kesiyorsun diyor ama reklamda bir zorunluluk reklama evet, gitmek zorundayız. Evet kısa bir aramız olacak. Aradan sonra Ahmet Hocamın doyumsuz sohbeti devam edecek. Evet tekrar hepinizi selamların en güzel olan Rabbimin selamıyla selamlıyor. Hepinize esenlikler diliyorum. Evet, konuğumuz senarist yazar Ahmet Turgut Hocam ve Muhammed şuur ve ahlaktan bahsediyoruz. Kitabın 2-3 bölümünü ancak işaret edebildik. 37-40 bölüm. Ben size şöyle bir teklif yapsam, hakikaten kitabı okudum. Ve okunmasını da önemli tavsiye ediyorum. Bu Ahmet Turgut hocamla konuştuğumuz falan bir şey değil, irtica gelişmiş bir şey. Ben okuduğum kitap hakikaten doyumsuz bir kitap. Ee, yani cebinize bir şey koyabileceğiniz bir kitap. Okuduğunuz zaman bunu göreceksiniz. Ee, kitabı önemli tavsiye ediyorum ve bu kitabın komple konuşulmasından yanayım. Ahmet Turgut Hocam'a da sözünü alalım. Bunları bölüm bölüm sırası geldikçe. Yani hakikaten e, Kurandan da bir noktada uzağız, Eyvallah. Peygamberden de uzağız Efendimizden. E, bu kitabı bölüm bölüm, her programda iki üç bölümüne en azından bölük pörçük de olsa işaret edelim. Eyyvallah. E, sizi davet edelim bu konuda herhalde söz veriyoruz uygun olduğunuz zaman da Eyvallah. davet Tarifleşir. edeceğiz. Son olarak muhammed Hakkat'ın emanetçileridir diğer nebiler dediniz. Evet. Ee, onu konuşuyorduk. Şahitlik meselesi. Ee, işte Peygamber Efendimiz Hazreti Adem babamız e, balçıkla su arasında iken yani toprakla su arasında yani balçık iken ben nebiydim diyor. Evet. Ve Kur'an-ı bunu teyit ediyor. Bütün peygamberler kendi ümmetine sen bütün peygamberlere Şahit. şahitsin diyor burayı hızlıca bir geçelim sonra finalde varisleri konuşacağız. Eyvallah. Biz hani evvelki nebilerin her birini kendi tebliğ ettikleri kısımlar ve insanlıkla buluşturdukları hikmetler itibariyle Muhammedi hakikatin bazı cüzlerinin emanetçileri olarak gördük. O 124 bin Resul'de bu emanetçilik vardı. Miladi 610 yılı itibariyle Resulullah'ın nübüveti işaret edilince artık emanetçilerin dönemi bitti. Aşli olan yani Resulullah'ın kendisi zuhur etmesiyle beraber Muhammed'i hakikat tas tamam herhangi bir cüz'ü olmadan külli itibarla açığa çıktı. Ve o Muhammed'i hakikat o şiireten sünnet dediğimiz bahislerde gizlidir. Vahyin hakikatinde gizlidir. Tabi Resulullah 632 yılı itibariyle Beşeriyetin içine nazaran her beşer gibi son nefesi verdi ee, ve hani, yeryüzünden ayrıldı. E, Muhammed'i hakikat ne oldu? Evvelce ne oldu emanetçiler efendim? vardı. 632 yılı itibariyle artık Muhammed'i hakikat varislerin elindedir. Yani Her nesilde yenilenecek şekilde, müteşasilen her devirde kıyamete kadar Muhammedi varişler gelmiştir. Varisleri sınıflandırırsak Gelecekler. hocam. Şimdi varisliği hani biz e, hani Resulullah'ın ilminin varisi, ahlakının varisi, şuurunun varisi olarak biliyoruz. Onların e, bazen Resulullah'ın genetiğinin de varisiydiler. Yani Ehli Beyti Mustafa Resulullah'ın hem e, nesebine, ürfiyetine varistir hem de onun ilmine ve ahlakına varistir. Hani yoldan ve belden evladıdır demiş. Bizim irfani geleneğiymiş. Bir de Resulullah'ın yoldan evlatları vardır. Hani biz onun sembol ismini Telman-ı Farisi Hazretleri olarak görüyoruz. En belirgin örneği. Tabii, en belirgin örnektir. Bizler açısından umut kapısıdır. Hani Telman-ı Farisi Hazretleri. Genetik Hı -hı. olarak Resulullah'la hiçbir yakınlık bulunmadan, kültürel etnik anlamda hiçbir yakınlığımız bulunmadığı halde Resulullah'ın evladı olabileceğimize böyle bir mümkünatın var olduğuna Selman-ı Farisi Hazretleri'nin yaşamı ve kendisi en büyük şahit. Ehli sünnet kaynaklarında da Selman biz ehli tabii. sözü geçer değil mi? Tabii tabii. tabii. Yani bu mütefat, mütevatir hadistir sağlam bulunmuş. Kütüb-i Sitte'nin bildiğim kadarıyla altı kitapta da yer alan Selman benim ehlibeytimdendir. Hadisi mevcuttur. Yani Selman'ın ehlibeytten olmasıyla Hazreti Ali'nin ehlibeytten olması veya İmam Hasan İmam Hüseyin'den ehlibeytten olması farklıdır değil mi? Bu Bunlar tabii doğrudan tüm hukuklarıyla aynı olan şeyler değildir. Yani biz ehlibeytin hukukunu Kur'an'dan takip edebiliriz. Ey ehli beyt şüphesiz ki Allah sizi arındırıp tertemiz kılmak diler denir. Şimdi buradaki ehli beyti biz Abdullah İbni Abbas'ın rivayetiyle an itibariyle Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Resulullah olarak biliriz. Abanın altındaki beş. Yani Abanın altındaki beşi olarak zikrediyoruz. Selman-ı Farisi Hazretleri bu anlamda ehli beyt değildir. değildir. Yani her türlü abanın altında işler, yoktu. Abanın altında yoktu. Ama Resulullah da onu ehli beytimdendir diyerek bu. Yani benim arkadaşımdır, dostumdur, yakınımdır. Bu ifadelerin her biri muhatap kişi için büyük meciyetler ifade eder. Büyük bir şereftir. Ama Resulullah'ın ehli beytimdendir demesi bu bahçe konu diğer hani şereflerden çok daha üst bir şeydir. Ama Kur'an'ın hukukunu çizmiş olduğu hani her türlü ricsten e, arındırılmış kişi manasına gelmiyor. Hani biz e, benzeri durumlar ashab için de hani e, çok rahat ifade edebiliriz. Hani gökte yıldız olup e, kendisine uyulanı kurtaran ashabla Resulullah'ın bir dönem yanında bulunan kişiyle Bedir ashabıyla Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olduğunu ifade edip Resulullah'ın yanında bulunan insanlar ayrıdır yani Kur'an-ı Kerim de onları ayırır. Hudeybiye ahalisini başka şekilde tasvirler, Bedir ehli başka türlü anlatılır. Ashab için olan bu sınıflandırma ehli Beyt konusunda da karşımıza çıkıyor. Ama nihayetinde yani Resulullah'ın ailesine Ali Muhammed olabilmeye e, transfer kapısı onun da hani yıldızı, sembol ismi Selman-ı Farisi Hazretleri'ydi. Biz hani onları genel anlamda varişler olarak biliriz. Belden ve yoldan ya da yoldan varişlerdir. Tabi Kur'an-ı Kerim hani varişleri Kur'an-ı Kerim de zikreder. Hani kitaba varişlik bahşi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Hocam kitabın son bölümünde 33, 34'te veya 37'de Eyvallah. olabilir. Arza varis olan. Hmm. Enbiya 105. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Arza salihler olacak. varis olacaktır. Salihlerden kasıt kimdir? Bu arza varis olanlar kimlerdir? Eyvallah. Şimdi ayet e, tam e, itibariyle şöyle söyler. Biz bunu zikirde ve Tevrat'ta yani Zebur ve Tevrat, tevrat. şeklinde yorumlanmış. Zikir e, zebur. zebur. Yani biz bunu evvelki kitaplarda Değil. da zikrettik. Andolsun olsun ki yeryüzüne salihler varis olacak. Cenab-ı Allah'ın bu ifadeyi yemin eşliğinde vermiş olması olayın mutlaklığının alametidir. Bir, ikinci bir alamet hedef kitlenin bu konuda şüphesinin olabileceğinin de alametidir. Şimdi hedef kitle bu konuda şüpheli olabilirse gönüller mutmain olsun diye vahiy and olsun yemin üzerinden gelir. Evvelki ümmetlere de bu bahsedilmişti. Kadim bir bilgi, Evvelki ümmetler bu bilgiye vakıf olmuşlar, gerçekleşmediğini görmüşler. Dolayısıyla mevcut muhatapların içerisinde de şüpheler oluşabilir. Buna binaen Cenab-ı Allah eskiden gelen bir bilgiyi yemin eşliğinde tekrarlıyor. Arıza salihler varis olacak. Şimdi burada bir arz kavramı e, üzerinde düşünmesi Arzdan gereken nedir? şey. Diğeri de salihler. Şimdi arz, Kur'an-ı Kerim bizim hani yeryüzü dünya dediğimiz şeye arz demiştir. Dünya kelimesini de kullanmıştır. Her ikisi de Arapçadır. Ama mananın kendisi gidişatı ve işaret ettikleri şeyler ayrılır. Hani arz ve dünya coğrafik olarak astrolojik manada aynı şeydir. Ama yüklenen manalar farklılaşır. Çünkü dünya edna hani aşağı derece onu anlatır. Ama arz bu şekilde o mekanı düşükleştirmez. Yani, yani Kur'an'ın farklı bir, farklı kullanmasının bir hikmeti var. Hikmeti var kesinlikle. Yani coğrafik <laughs> olarak aynı şeyi anlatır ama e, irfani noktada farklı unsurlardır. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'in genelinden biliriz. Hz. İbrahim yıldızda aya güneşe bakar Rabbim der sonra batanları sevmem der. Yusuf Aleyhisselam bir rüya görür. 11 yıldız ay ve güneş kendisine secde etmiştir. Yani Rahman Suresi'nde güneş ve ay bir hesap üzeredir. Yıldızlar ve şecere ona secde eder der. Birçok yerde yıldız, ay, güneş üçlüsünü bir arada görürüz. Bu göksel unsurları anlatır. Arz yoktur. Yani kozmolojide kainattaki bütün unsurlar varken hep eksik olan bir arz vardır. Eksik olan arz aslında gizli öznedir. Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasında rüyayı gören gözlerdir. Hazreti İbrahim'in ikrar e, mertebe ikrar meratibinde ikrarı yapan arzıdır. Yani muhatap duru. Yani Kur'an'a ikiz insan diyoruz ya. Yani. Evet. O ikiz olma adayı kişi <laughs> Kur'an'ın temsiller dilinde gizli öznedir ve arz yeryüzü olarak anlatılmıştır. Bu noktada o insanı kamildir. Bu noktada Muhammed'i hakikatin taliplisidir arz. Ama dünya öyle değildir. Yani dünya daha çok beşeriyetinin derdindedir. İnsanı kamil olma yolunda ilerlemez. Şimdi biz arz kelimesini buradan kurduğumuz zaman irfani bir nokta elde ediyoruz. Ya da tamamen hani nötr kalalım, hiçbir yükleme yapmayalım. Arzı yeryüzü olarak, dünya olarak algılayalım coğrafik manada. Şimdi Kur'an-ı Kerim iman edip salih amel işleyenler yeryüzünün halifesi olacaktır. Hani Rabbin yeryüzü halifesi Adem Aleyhisselam'dı. İnsanlık için bir proje ve istikamet sunuyordu. İnşallah bizler yeryüzünde Rabbin adına halife olduğumuzun farkında olalım. Kişi farkında olamazsa böyle bir nimeti yok. Mümkünat hepimize sunulmuş. Bu mümkünattaki nasibimizi aramanın yolu iman edip salih amel işlemek. Yani fiili salih olunca yeryüzünün halifesi olacak. Şimdi halife olmak mı üst bir şeydir, varis olmak mı üst bir şeydir? Varis olmak Var. sözlüksel anlamıyla da, terimsel anlamıyla da halife olmaktan daha üstün bir şeydir. Çünkü varis babasının malı gibi kullanır. Evet. Halife sadece onun adına icraatta bulunur. Ayet, salihler yeryüzüne varis olacak diyor. Benim fiilim salihse, eylemlerim salihse yeryüzünün halifesiyim. Ama kendim doğrudan salih olursam yeryüzünün varisiyim. varisiyim. Şimdi biz o yeryüzünü irfani anlamda insanı kamil olabilmek olarak okuduğumuz zaman, Şalih kişi o Muhammed'i hakikatin varışıdır. Bu varisliğini enfüşen yaşar içsel anlamda. Afakta insanlara, başka insanlara gösterebilir. Onu diğer insanları bu hakikate davet etmek içindir. Biz onu daha çok irşat bahislerinde görürüz. İrfani literatürümüz mürşit demiştir böyle kimselere. Şimdi bu varışlığın zahiri ve batını tarafı da var. Enfüşünü ve afakını dikrettik. Batinen de yeryüzünün varisi olabilir bir Muhammedi şahsiyet. Bu durumda biz o kişinin hani teveşül etmek vardır ya dualarda. Dualarda teveşül edildiği zaman duaya ihtiram kazandıran, duanın makbuliyetini artıran kişiler olarak biliriz. Onlar da Muhammedi varislerdir. Bunun listesi elimizde yok. Bu artık kişilerin itikadı, inanması ile ilgilidir. Bu noktada hani ben inanırım ki Hazreti Mevlana ya da Abdülkadir Geylani Hazretleri enfüsi ve afaki ve batınen yeryüzünün varişlerindendir. Salih bir şahsiyettir. Ama bir de olayın zahiri tarafı var. Şimdi biz zahiri noktada yeryüzüne varis bir kimse görmedik. Hani velev ki kişi salih değil, şaki olsun. Velev ki Cengiz Han olsun. Yeryüzünün bilebildiği en geniş devleti kurmuştur Cengiz Han. Ya da 30-40 yıl öncesine kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı. Epey geniş bir coğrafya. Onlar yeryüzünün bir kısmını çekip çevirdiler ama yeryüzünün tamamına varış olamadılar, olamadılar zahiren. Kur'an-ı Kerim'in bir vadi var. Şalihler zahiren batine Enfüsen ve afaken dört manada da yeryüzüne varis olacaklar. Biz en fazla üç manada varisleri gördük. Dört manada varış, işte bizim hadis-i şeriflerde Hazreti Mehdi olarak e, ismini duyduğumuz, bu şekilde öğrendiğimiz, e, adaletin ve rahmetin tüm dünyada hüküm süreceği bir dönemin, Muhammed'i hakikatin, gönüllerde, vicdanlarda gizli değil, artık zahirde apaçık bir şekilde belireceği bir dönemin, ikbaldeki bir e, hani formatın ifadesidir. Bu manada salihler, Hz. Mehdi ve onun yakınlarını da anlatır. Ama vahyin tamamında anlatılan salihler, hani kimdir dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim, kitaba varisliğini hakkıyla yapan ve bunu yaparken Allah'ın izniyle hayrın önünü açan insanlardır diyor salihler için. Kitaba varış olacak ve bir iznilla hayırların önünü açacak. Yine e, salihler salatı ikame edecek. Yani namazı, kulluğu, niyazı olması gereken noktaya taşıyacak. Bu zahiri noktada hani o namaz insanların hidayetine vesile olacak demektir. Bugün, i̇kame edecek, ayakta tutacak değil mi? hani Biz deriz ya. Hı hı. Yerine yerleştirmekle ilgilidir. Aynen. Resulullah namaz müminin miracıdır dedi. Salat ikame edilirse o miraçtır. Hani e, o, Allahu Ekber deyip namaza durduğu zaman miraç ehli olabilen kişilerdir salihler. Ve onlar hani namazlarıyla ya da e, devamıyla insanı miraca davet edebilen kişilerdir salihler. Hazreti Mehdi de bu anlamda salihlerdendir. Ve o yeryüzünün tamamına zahiren de variş olacak. Salihlerin önderidir de diyebiliriz. Salihlerin rahat bir şey. önderidir ama hani ben vahyin tüm salih bahislerinden takip ettiğim zaman sanki salihler hani e, Muhammed'i hakikatin taşıyıcıları ya da talipleri. Hani biz Yusuf Aleyhisselam'ı biliriz. Kur'an'ın en güzel kışla, Ahsenül Kaşaş dediği kışlanın baş karakteridir. O kışla boyunca Kur'an-ı Kerim Yusuf Aleyhisselam'a şiddik der, evet. emin der, muhlis der, muhsin der, Hı. emin der. Kendisi aynı zamanda nebidir, nebi olduğu için de şahittir. Yani bir insana Kur'an-ı Kerim'i lütfedebileceği, bahşedebileceği tüm makamlar Yusuf Aleyhisselam'da mevcuttur. O kışa artık bitme noktasında. 11 yıldız ay ve güneş bana secde ederdi rüyasını. Zahiren de yaşamış Yusuf Aleyhisselam. Babası, halası ve kardeşleri de secde etmişler. Yani an itibariyle miraç yaşanmış. Yusufi miraç yaşanmış. Hazreti Yusuf Nübüvvet kariyerinin tam finalindedir nübüvvet kariyerinin en zirve noktası ve orada bir duaya başlar. Der ki Allah'ım beni şarihlerin arasına dahil eyle. Nebi, Sıddik, Şehit, Emin, Muhlis, Muhşi. Talihlerden olmak istiyor. Böylesi bir zat, şahsiyet, Nebi der ki beni salihlerin arasına dahil eyle. O zaman o salih bahsini bizim çok dikkat etmemiz lazım. Ve yine Salih Bahşi'ne dair Hz. İbrahim'in duası vardır. Hz. Süleyman'ın duası vardır. Kur'an'da Salih olarak zikredilen on küşür nebi vardır. Salih olarak zikredilmeyen nebiler de vardır. Ve ne olduğunu bilmediğimiz ama nebi olmadığına emin olduğumuz ismi verilmeyen bir salih zat vardır. Evet. Kitabın bir bölümünde diyorsunuz ki Böylesi yükümlülüğün alemlere rahmet dildeki veciz karşılıklarından birisi ümmetimin velileri ben İsrailoğullarının nebileri gibidir. Eyvallah. Hadisi şerifidir. Ve devamında e, Abdullah İbn Abbas'tan bir Eyvallah. rivayet ki e, isterseniz orasını siz. Eyvallah. Her kim Musa'nın Yine bu yine yani varislik meselesiyle ilgili de bu evet. anlattığı salih hadisteki görünümlerinden biridir. Resulullah buyurmuştu. Her kim Adem'in ilmini, Nuh'un azmini, Musa'nın hilmini, Yusuf'un cemalini, Musa'nın celalini, İsa'nın zühdünü görmektilerse dilerse dönüp Ali'ye baksın. Hepsini kendisinde cem etmiş. Şimdi burayı tabii doğru anlamak lazım. Bazen insanlar hani burada altı nebi zikredilir. Aslında altı örnekleme içindir. 124 bin risalettir o hani her tuğlalar diyorduk ya. Yani 124 bin Nebi'deki özelliği Heh. görmek isteyen Ali'ye baksın. Ali'ye baksın. Burada şu manayı doğru kurmak <laughs> lazım. Yani altı nebi ya da bütün nebileri toplaşan Hazreti Ali etmez gibi bir kıyas değil. Evet. Zatların kıyası değildir. Misyonların kıyasıdır. Şimdi Resulullah son tuğlaydı ve ev tamamlandı dedi. Muhammedi hakikat apaçık ortaya çıktı. Evvelki nebilerin her biri emanetçidir ve bir kısmın emanetçisidir. Tamamı varişte görünür. O da Hazreti variste Ali'dir. İmam Ali'dir. Yani Hazreti bunun manası bu değil mi? burada Resulullah'ın birçok işareti vardır. Şimdi ümmetimin velileri İsrailoğulları'nın nebileri gibidir. Vahiy yok. Hikmetin kendisi var. Zaten asıl olan hikmeti kuşanabilmek. Hatta böyle bir hadiste yok mu? Ümmetimin velileri Beni İsrail peygamberlerinden daha üstündür. Yani gibi orada işte bu varisle emanetçinin kıyası yani vahiy alıp almamanın kıyası değil. ile varisin yani benim farkında. varisim, ben İsra varislerim emanetçilerimden daha üstündür. daha üstündür. Ve orada şunu görüyoruz ki Muhammedi varis, kamil varis hedef kitlenin ihtiyacına göre Adem'i mertebeden de açılır, İbrahim'i mertebeden de açılır, Yusuf'i mertebeden de bir başka nebinin Risalet metodunu kullanarak da açılır. Çünkü o Muhammed'idir. Tek bir metodun içerisinde değildir. Tek bir meşrebin içerisinde e, durmak zorunda değildir. Biz hani e, önceki reklam arasında tüm nebiler Muhammed hakikatin emanetçisidir derken, Hz. İbrahim'i e örnek verdik karşısında Nemrut vardı dedik. Yusuf Aleyhis e, Hazreti Musa'da Firavun'u gördük. Yani her nebinin de bir hani mücadele ettiği düşmanı vardır. Nasıl ki evvelki nebiler emanetçi olarak Muhammed hakikatten birer cüz taşıyorsa bu yüzden de Muhammed'i varis evvelki nebilerin hikmetlerine vakıfsa maalesef ümmeti Muhammed de hani kâra ortak olduğumuz gibi zarara da ortağız evvelki ümmetlerin Nemrud'u, Fıravun'u, Karun'u, Haman'ı hepsi bu ümmetin içerisinde de var. Yani biz hayrına da, e, da ortağız bu işin, zararına da ortağız bu işin. ümmet Muhammed içerisinden birileri Karun'luk yapmaya başladığı zaman Muhammed'i varif onun karşısında Musa Celali ile belirir ümmet Muhammed'den birileri Nemrut olmaya, Nemrutlaşmaya başlarsa onun karşısındaki delil hüccet Muhammed'i İbrahim haline gelir. O durumun, o pozisyon, yani o illetin durumuna göre Muhammed'i varis Risaletini geliştirir. Tebliğini, esir, Risalet kelimesi çok özür dilerim. Evet. O Risalete uygun tebliğini geliştirir. Hani biz benzeri bir örneği hemen 12. aşır Anadolu'suna gidelim. Şimdi Mevlana Ziyaretdin Rumi Meşnevi'si vardır. Meşnevi Yusuf Aleyhisselam'ın ismi sıklıkla geçer. Muhammedi Yusuf'tan bahseder. Onu özler, onu sever. Onun üzerinden güzellik arar. Onun üzerinden başiret açılacaktır. Yani enfüsi kendisine lazım olan şeyleri anlatır. Burada afaki mesajlar da vardır dışa yönelik. Muhammed Yusuf'tan kasıt İmam Mehdi değil mi? Mevlana Celaleddin Rumi diye. muhatabın kendisi üzerinden öncelikle düşünmemiz lazım. Evet. Bir kişiyi güzelliğe çağıran her şey Muhammedi Yusuf'tur. Şimdi biz e, Hazreti Hz. Mehdi'yi Muhammedi Yusufcasına bekleriz ama onun döneminde değilsek evet. Muhammedi Yusuf bizim açımızdan, açımızdan yok mu? <laughs> var. Bize o güzelliğe, başirete davet eden, iffetiyle davet eden bir Muhammedi Yusuf örneği var. Şimdi Hz. Mevlana'nın Mesnevi'sinden o dönemden baktığımız zaman Haçlı seferleri olmuş. Moğol kapıda. Telçuklu Türkmen beyleri birbirini yiyor. Kin, gazap, e, kimlikçilik had safhada. Ha, bugünkü Orta Doğu'nun hali. Evet. Yani e, Moğol'u El Kaide düşünün. Haçlı zaten aynı. Türkmen beyleri birbirine düşmüş. Hani etnik mezhepsel Ortadoğu kırılganlığından bahsedebiliriz. Prometüre Orta Anadolu'ydu. Hazreti Mevlana Muhammedi Yusuf'tan bahsederken o kuyuya düşmüş Anadolu vicdanını kuyudan çıkarmanın derdinde o Yusuf kuyudan çıkacak. iki nesil sonra Mısır'a melik olacak. Burada Mısır'dan kalktığımız coğrafik bir bölge değil. Süper güç olabilme. O vicdanı kuyuda ölü olan Anadolu'dan üç kıtada hüküm sürecek, bir barış ortamı oluşturabilecek olan Osmanlı gelecek iki nesil sonra. muhammed Yusuf bunun uğraşında. Aynı devirde Hazreti Yunus Emre'yi biliriz. Sürekli dolaşır. Bir yerden bir şey alır başka bir yere taşır. Lütfun da hoş, kahrın da hoş der. Şiirle derdini anlatır. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatır. Herhangi bir yabancı ile öğrenebildiğimiz ama öğrendiğimiz 3-5 cümle vardır. Ya da 3-5 kelime. Hani bir, ben, içeri. Değil mi? Evet. İngilizce öğrenenler bir hafta bunu öğrenir. Yunus Emre bir ben vardır bende, benden içeri dedi üzerine ciddilerce şerh yazıldı. Çok basit 3-4 tane kelime fıtrat üzerinden ilerliyor. Aynı Hazreti İbrahim gibi. Muhammedi İbrahim ne yaptı? Hazreti İbrahim kavim kavim dolaşır. Herkesin bilgisini, görgüsünü diğerine taşır. Ama insanları kültürün dininden uzaklaştırıp hanif yapar. Haniflikten muvahhidliğe çağırır. Bunu da fıtrat üzerinden yapar hilimdir kendi dışa karşı hoşgörü ama kendisine karşı hiç de hoşgörülü değildir rüyasını tabir bile etmez aynıyla onaylayıp evladını kurban edecek evet. kadar da kendine karşı acımasızdır biz Yunus Emre'de de muhammed İbrahim'i gördük evet. yani İmam Ali'nin örneğinde Resulullah'ın anlattığı şey insanı kamildir. Muhammedi varıştır İmam Ali Resulullah'ın hitabı itibariyle ekmel örnek olduğu için varken sonraki dönem varislerin de biz Hazreti Ali'ye nispet ederek yani Hazreti Ali'nin bu veçhine varis olmaya çalışarak Muhammed, İbrahim, Muhammed, Yusuf, Muhammed, İdris olabildiklerini görüyoruz. Hani programımızın süresi anladığım kadarıyla Süreyi bitiyor. bitirdik. Hani biz aynı dönemde Hünkar Hacı Bektaş'ı Muhammedi Nuh örneği olarak da görüyoruz. Evet. Ehli Beyt meveddetinde buluşan insanları barış adacıkları misali çiftliklerde bir araya getirmişti. Onları dışarıdaki afetten, tufandan kurtarmıştı. Korunmuştu. Diyelim, e, teşekkür edelim. Allah e. razı olsun. Söz bitmedi ama vakit bitti. İzleyicilerimiz rahat olsunlar. Bu bahisler e, ara ara Ahmet Turgut hocamın o doyumsuz anlatımıyla devam edecek aşağı yukarı bu kitabı bitirme niyetindeyiz. Allah izin verir, ömür verir, fırsat verirse. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok sağ olun. Ayağlarınıza sağlık. Evet, Bir Gülistan programının daha sonuna geldik. Allah izin verirse haftaya yine huzurlarınızda oluruz inşallah. Vesselamu aleyküm.